Herkese merhaba. Kariyer Net İnsan Kaynakları Genel Müdürü Adımcısı Çağlayan Göksan ben. Kariyer net olarak tam 20 yıldır sizlerin kariyer yolculuğunuza destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 20. yılımızı özel olarak bu sene sizler için güzel bir yayın hazırladık ve kariyer yolculuğunuza size destek olabileceğini düşündüğümüz tam 20 tane püf noktası üzerinden sizlerle birlikte canlı yayınlar gerçekleştireceğiz. Bu ikinci canlı yayınımız geçtiğimiz haftalarda da yine bu başlangıçta sizinle birlikte olmuştuk. Eski kaydımızı da YouTube üzerinden deneyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bugün yine ise bütün sosyal medya hesaplarımız üzerinden. bizi izleyerek bitiminde de bize sorular sorarak canlı yanımıza katılabilirsiniz. Ee, sizde neler, hangi konularda destek olacağınızdan bahsedelim. Kariyer yolculuğunuz boyunca kendinizi tanımaktan tutun etkili bir CV hazırlamaya, mülakat süreçlerinizi doğru yönetmeye, mülakat sonrası süreçlerinizi doğru yönetmeye, iş hayatınızın başlangıcını yapabileceğinize kadar geniş bir alfazede sorularını da cevap arıyor olacağız birlikte. Bugünkü konu hepinizin çok dikkatini çekebileceğini düşündüğümüz bir konu aslında. Etkili CV hazırlama ve CV'nizde işverenlerin gözünde ön plana çıkabilmek üzerinde olacak. Ee, etkili bir CV ile ilgili aslında çok fazla soru alıyoruz. CV'mi nasıl yöntemle çıkarabilirim? Etkili bir CV nedir? Nasıl CV güzel olur? Ya da CV'deki doluluk oranları ne kadar önemlidir? Hep beraber bugün bu sorulara cevap arayacağız. İsterseniz başlayalım. Etkili bir CV'de en önemli şeylerden biri aslında CV'nizin gerçekten sizi doğru olarak yansıtıyor olması. Ee, bunu yaparken nelere dikkat edelim? Onların üzerinden beraber geçeceğiz. Bazen çok basit görünmekle birlikte güncel iletişim bilgilerinin CV'de yer almaması ciddi bir sorun teşkil edebiliyor. Bazı arkadaşlarımız değişen telefon numaralarını, e-mail adreslerini doğru bir şekilde CV'lerine yazmadıkları için baktığınız zaman aslında siz CV'niz uygun bulunsa bile iletişime geçilemeyen bir aday olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok küçük görünmekle birlikte kritik e, kritik ve yaşadığımız bir şey. Öncelikle olarak bu iletişim bilgilerinizin doğru olduğuna ve güncel olduğuna dikkat etmenizi öneririm. Net aslında size güzel bir taslak sunuyor CV'nizi hazırlarken. Dolayısıyla sizi doğru yönlendiren, sırayla yapmanız gereken ve doldurmanız gereken alanları size gösteren bir e, dijital bir ortam. Dolayısıyla bunu takip ederek zaten CV'nizi oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan CV'nizin içeriğine. Kariyer.net her ne kadar sizi yönlendirse de sizin yaptıklarınız konusunda yine en doğru şey sizin kendinizin ağzınızdan belirtmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla her şeyden önce... Doğru bir şekilde, doğru deneyimleri, doğru yerlere yazarak doğru zaman ve gerçekçi şekilde belirtmeniz çok önemli olacak. Bir diğer konulardan biri aslında fotoğraf. Fotoğraf her ne kadar birçok arkadaşımızın bazen serisine koymayı tercih etmediği bir şey olsa da kariyer nesli için özellikle fotoğrafınızın olması gerektiğini söyleyebilirim. Fotoğraf birçok farklı arkadaşımızda farklı tip fotoğraflar görebiliyoruz. Bu normalde Instagram üzerinde kullandığınız arkadaşlarınızın arasında çekilmiş fotoğrafların kırpılmış hali olabiliyor veya sosyal bir ortamdaki fotoğraf olabiliyor. Burada öncelikli olarak bunun bir iş arama platformu olduğunu da düşünürseniz gerçekçi kurumsal olan sizin portre fotoğrafınız, vesikalık fotoğrafınız veya ev ortamında kendinizin çektiği markada beyaz bir platformun sizi yine portre şekilde gösterecek ve gerçekten size benzeyen bir fotoğraf koymanız oldukça önemli. Dolayısıyla Fotoğraf kısmında da bence gereken özeni göstermek işveren gözünde iş aramakla ilgili odağınızı nerede olduğunu gösterir bir nokta oluyor. Dolayısıyla bence fotoğraf konusunda da özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. bir diğer konumuz aslında sizin bilgilerinizi doğru bir şekilde girmeniz, tarih aralıklarının doğru olarak belirtilmesi ve en son iş tanımınızdan ilk öncekine doğru sıralanması önem kazanıyor. Bazen şöyle şeyler yaşayabiliyoruz. Çok özenli doldurulmamış CV'lerde tarih aralıkları mülakata geldiği zaman uygun olmuyor. Mülakatta belirtilen şey örneğin 6 aysa ise CV'de bu 8-9 ay veya 1 yıl olarak gözükebiliyor. Bu durumlarda işveren gözünde bilgilerdeki tutarsızlık birazcık soru işaretlerine sebep olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka tarihlerin uygun olduğuna, mülakatlarda da bunu size sorulduğunda doğru şekilde belirteceğiniz bir gerçeklik payında ilerlemeniz gerektiğini iletebilirim. E, i̇ş tanımları dediğim gibi oldukça kritik. E, yaptığınız şey bir staj da olsa, küçük kısa deneyimli bir part time iş olsa da yaptığınız deneyimi doğru bir şekilde ifade etmeniz lazım. Buradan kastımız ne olabilir? Eğer yaptığınız şey 3 aylık bir stajsa da savunma sanayinde yaptığınız bir stajdan bahsederken sadece ARGE stajları şeklinde belirtmek yerine Orada içinde yer aldığınız sorumlulukları, proje sorumluluklarını belirterek hangi alanlarda çalıştığınızı ifade etmeniz gerektiğini aktarabilirim. Böylece işverenler sizi filtrelerken de yalnızca ARGE stajyeri değil, iş tanımımızın içindeki kelimeler de filtrelere takılarak aslında bakarsanız sizi daha şanslı duruma getirecektir. Dolayısıyla mutlaka detaylarıyla yazdığınız ...bundan kastım tabii paragraflar şeklinde olmamakla birlikte... ...ana sorumluluklarınızı, kritik kazanımlarınızı belirttiğiniz... ...özette yazmanız oldukça önemli. Dolayısıyla mutlaka iş tanımlarınıza dikkat edin... ...ve bu doğrultuda detaylı yazmaya bakın. Ee, bir diğer şey aslında benim için çok önemli... ...birçok insan kaynakları profesyonel için çok kritik olan... ...özet bilgi ve ön yazı. Birçok arkadaşımızdan bir soru alıyorum. Ön yazı olmasa ne olur? Özet bilgi ne kadar kritik? Ee, ben... CV'nin %50'si oranında önem kazandığını düşünüyorum özet bilginin. Çünkü özet bilgi size her ne kadar sizinle aynı okuldan mezun yüzlerce arkadaşın olduğunu da düşünürseniz sizin kim olduğunuzu, hangi kariyer planlarınız olduğunu ve hangi alana odaklandığınızı gösterir bir şey. Dolayısıyla mutlaka özet bilgiyi, e, CV'nizin içindeki bilgileri de tekrar tekrar eder şekilde olmaksızın kariyer planlarınıza odaklı ve hedefli bir şekilde belirtmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Burada akademik hayatta size kazanımları, sizin güçlü olduğunu bulduğunuz yönlerinizi ve kariyer hedefinizin tam olarak ne olduğunu, 5 yıl sonra kendinizi nerede gördüğünüzü, ne yapmak istediğinizle ilgili 3-4 satırlık bir bilgi işveren gözünde siz diğer adaylar anlamında daha odaklı ve daha istekli gösterecektir. ve Dolayısıyla daha ne istediğini bilen e, ve e, daha farklı bir aday olarak algılanmanıza sebep olacaktır. Dolayısıyla mutlaka özet bilgi kısmı da olmalı. Başvurduğunuz iş tanımı neyse ona göre de değişiklik göstermeli burada aynı özet bilgiyle aynı yerde e, başmamız gerektiğini söyleyebilirim. Mutlaka sizinle birlikte e, değişen ilanlara, değişen ön yazılarla e, özet bilgilerle başlamamız gerektiğini aktarmak isterim. Çünkü bazen bir pazarlama sektöründeki şirkete başvururken bazen de turizme başvuruyor olabiliyorsunuz. Aynı özet bilgi işveren gözünde aynı anlamda olmayabiliyor. Dolayısıyla önerim dediğim gibi başvurduğunuz il ilana göre özet özetleştirdiğiniz, özelleştirdiğiniz bir ön yazı olması. Bir diğer konu da aslında sizin... E sadece iş hayatı dışında değil farklı alanlarda yaptığınız kurslar, seminerler, hobiler ve kulüp katılımları. Bunlar gerçekten önemli çünkü işveren gözünde sizin nasıl biri olduğunuzla ilgili bir başka resim çiziyor. Dolayısıyla yaptığınız şeyleri bu anlamda yine mutlaka CV'nize yazmanızı öneriyorum. Böylece sizi yine bunları yapmayan arkadaşlara göre ön plana çıkaracak bir nokta olacaktır bazen bu özet bilgiyle ilgili az önce söylediğim, en kritik olarak bulduğunu söylediğim şeyle ilgili bazı sorular geliyor. Nasıl hani en etkili ön yazı nasıl yazılır? İşte etkili özet bilgi nasıl yazılır? Bunlarla ilgili internet üzerinden bizim de yine kendi kariyer rehberi blogumuzdan birçok farklı makaleler var. Bunları da takip ederek hem etkili CV hazırlamada, hem ön yazı yazmada, hem özet bilgi yazmada birçok not bulabilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka kariyer rehberi üzerinden de takip etmeye devam edin, devam edin bizi. Ama birkaç püf noktasından bahsedecek olursak, çok uzun olmamalı, sizi yansıtmalı veya çok jenerik, internet üzerinden google'layarak bulunabilecek şeyler olmamalı ve gerçekten sizi yansıtmalı. Ee, bunun dışında yine e, bir diğer önemli noktada sizin aslında bazen gelen sorulardan biri, acaba referans göstermeli miyim? CV'mde referans olmalı mı? E, referans bilgisi oldukça kritik olabiliyor. Ancak benim size önerim referansla ilgili e, mülakat süreci sonrasında referans bilginizi iletmenizin daha anlamlı olacağı. Dolayısıyla mümkünse mülakata gittikten sonra referans bilgilerinizi iletecek şekilde ilerleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız şöyle şeyler yapabiliyorlar. Son çalıştıkları kurumda hala çalışıyor olmalarına rağmen e, oradaki çalıştığı yöneticisini veya bir çalışma arkadaşını e, referans olarak gösterebiliyor. Bu İnsan kaynakları gözünde herhangi bir problem olmasa bile soru işareti uyandırabilecek bir konu. Dolayısıyla benim size önerim son çalıştığınız, mevcutta çalıştığınız iş yerindeki referansınızı CV'nize yazmamanızı tavsiye edebilirim. Böylece herhangi bir soru işaretine sebep olmazsınız. Kariyer net olarak aslında biz size farklı bir noktada CV'lerin doluluk ile ilgili belki yeni de bir uygulama olduğu için bazılarınızın gözünden kaçmış olabilir ama oldukça destek olan bir araç sunuyoruz. Bu da CV'nizin doluluğunu gösteren ve ne kadar güçlü bir CV hazırladığınızla ilgili size bilgi veren bir şey, uygulama. Buradan CV'nizin doluluk oranının güçlü ve daha güç olabileceği ilgili mesajlar alabilirsiniz. Ee, dolu bir CV çok fazla anahtar kelime içeriyor. Dolu bir CV işveren gözünde daha çok bulunabileceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla doluluk doluluk oranına bakarak CV'nizin ne kadar daha bir şeyler eklenmesi gerektiğine ihtiyaç olduğunu anlayabilirsiniz. Buradaki şey size bir gösterge olacaktır. Buna bakarak birazcık daha doldurabilirsiniz ve iş tanımlarınızı detaylandırabilirsiniz. Kurs, seminer gibi bilgileri, teknik bilgi gerektirecek şeyleri doldurarak yine CV'nizi CV daha güncel hale getirebilir ve daha donanımlı bir hale getirebilirsiniz. Bir diğer noktada da başvurduğunuz ilanların içeriğindeki aranan bilgilere göre CV'nizi güncellemek olacaktır. Bazen hazırladığınız CV'nizde e, örnek veriyorum pazarlama alanına başvuracaksanız veya satış alanına başvuracaksanız, farklılaşan pozisyonlar varsa e, bazı seminerleri veya bazı katıldığınız şeyleri dahil etmek istemeyebiliyorsunuz. Eğer başvurduğunuz ilanda özellikle belirtilen ve istenen özellikler varsa ve sizde de bu varsa bunu, e, ilan içeriğine bakarak CV'nizi eklemeye özen gösterin. Tabii ki gerçekten böyle bir deneyiminiz varsa. Çünkü bu sizin işveren gözündeki uygunluk puanınız yukarı çıkacak ve işveren tarafından daha kolay bulunmanızı sağlayacaktır. Buradan kastım şu, e, bu bir eğer teknik bilgi ise, e, ilanda bir .NET developer, .NET yazılımcısı aranıyorsa, sizin CV'nizde geçen bir .NET kelimesi, anahtar kelimeler birbirini örtüştüreceği için sıralamada daha yukarı çıkaracaktır size. Dolayısıyla ilan içeriğindeki spesifik şeyleri kontrol ederek sizle uygun, sizde olup olmadığına bakabilirsiniz. Karyanet bunu zaten çoğunu sizin için yapıyor ve uygunluk puanı belirliyor. Başvurduğunuz ilana geçerken bu ilan için ne kadar uygunsunuz puanıyla zaten ne kadar uygun olduğunuzu görebiliyorsunuz. Buradaki oranlar da size ee, size ne kadar çabuk dönüş sağlanacağı ile ilgili bir mesaj da verebiliyor. Ee, buradan kastım şu. Bazen kendimiz için çok uygun olmayan ilanlara da başvurabiliyoruz. Ama bu kısımda KariyerNet'in size sağladığı bu uygunluk puanı sayesinde o ilan için çok uygun olmadığınızı görebilirsiniz ve e, farklı ilanlara yönelebilirsiniz. Dolayısıyla bu da sizin için bir başka uyarı mekanizması. Ee, bunu da şunu söylemek lazım. Bazen şunu da soruyor arkadaşlarımız. Yani %60 bir uygunluk var, başvurmamalıyım. Ee, bu kadar net çizgiler olduğunu düşünmüyorum. Eğer şansınız olduğunu düşünüyorsanız ve orada bir kariyer planlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Ee, ancak yedek adaylar süresince daha yüksek uygunluk puanında arkadaşlar yoksa size ikinci olarak dönme ihtimali daha yüksek olabilir işverenlerin. Ama yine de kariyer planınızda varsa ben yılmadan her türlü ilanla başvurmanızın anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir diğer konu da işverenler tarafından filtrelenen CV'lerde acaba hangisi yukarıda geliyor? Hangi CV'yi daha çabuk işveren görüyor? Bunun için de güncelleme oldukça kritik. CV'nizi en son iki yıl içinde güncellediyseniz dolayısıyla bu sıralamalarda aşağılarda olacağınız anlamına geliyor. Mümkün olduğu kadar yaptığınız bilgileri daha sık güncelleme butonuyla girip bilgileri girdiğiniz sürece siz de işverenlerin tarama, filtreleme ekranlarında daha yukarıda çıkacaksınız bunun içinde girdiğiniz seminerler veya değişen bilgiler varsa eğitim bilgileri olabilir, iş bilgileri olabilir. Projelerinizde veya görev tanımlarınızda artan sorumluluklar olabilir. Her birini yazmanız, özet bilgiye bir not eklemeniz gibi konularla güncelleri daha yukarıda çıkmaya, daha yukarıda çıkmanızı sağlayabilirsiniz. Bunu bunun çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Bazen çünkü filtrelerde size benzer belki 50-60 tane sayfanın olduğu bir Havuzla karşılaşıyor işveren. Dolayısıyla sizin bu anlamda ne kadar güncel bir CV'niz olursa o kadar yukarıda olacağınız anlamına geliyor. CV'niz ne kadar uygunsa o kadar yukarıda olacağınızı düşünebilirsiniz. Peki, belki aralarda birazcık sorular da alabiliriz. Böylece sizlerden gelen sorulara göre merak ettiğiniz şeyleri de ben de destek olarak size iletirim. Öykü sormuş, üniversiteden yeni mezun oldum. Üniversitedeyken birkaç kafede garson olarak çalıştım ve fuar yaptım. CV'imde bunlara yer vermeli miyim? Öykünün kariyer planı burada bilmemekle birlikte her türlü iş deneyimimizin CV'de olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız bazen bunu acaba beni e, kariyer planımda farklı bir yerde mi gösterir gibi e, soruları olabiliyor, yaklaşımları ve düşünceleri olabiliyor. Ben bir insan kaynakları çalışanı olarak e, zamanını boş geçirmemiş ve kendini e, bir konuda disiplinli bir şekilde adamış bir, birini görüyorum böyle bir CV gördüğümde. Dolayısıyla evet, benim tavsiyem bütün deneyimlerinizi yazmanız yönünde. Sadece burada dikkat etmesi gereken şu var öykünün. Ee, eğer ki mezun olduktan sonra da sürekli kısa süreli işlerde çalıştıysa, işte hepsi birbirinden farklıysa ve bu süre 3-4 yılı devam ettirir şekilde olduysa, burada işverenlerin gözüne birazcık daha acaba kariyer beklentisi anlamında öykünün kafası karışık olabilir mi? Öykü gerçekten ne istediğini biliyor mu? gibi soru işaretlerine sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla... Okul hayatı boyunca çalışmalarınızı yazmanızda fayda var. Ama iş odağı konusunda da mezuniyet sonrasında bir e, disiplinle, belirli bir düzenle, belirli bir zaman üzerinde yapmanız e, ve bir, bir takipte olması gerektiği, bir odaklı olması gerektiği gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu konuda dikkatli olmak lazım. E, Onurun sorusu yeni mezun olarak CV'imde not ortalamasına yer vermeli miyim? E, not ortalaması belirli alanlarda, belirli kurumlar için çok önemli olabiliyor. Özellikle IT tarafında çalışıyorsanız ben belirli kurumların IT'de ortalama puanına dikkat ettiğim ve bu özelde alım yaptığı ile ilgili e, deneyimlerim var. Dolayısıyla e, anlamlı olabilir. Eğer ortalamanız çok yüksekse bence mutlaka yazmalısınız. Sizi ön plana çıkaramayacak seviyede bir ortalamanız olduğunu düşünüyorsanız ve daha ortalama olduğunu düşünüyorsanız e, puanınızın Belki o zaman yazmanıza gerek yok. Mülakat esnasında veya sizinle daha öncesinde yapılan bir telefon mülakatı varsa Orada iletebilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmeniz önemli. Sizi ön plana çıkarabileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız mutlaka yer verin. Ee, Selin'in şöyle bir sorusu olmuş. CV'mi İngilizce mi hazırlamalıyım, Türkçe mi hazırlamalıyım? Ee, i̇şverenlerin gözünde hangisi daha iyi olur? Ee, şöyle bazı şirketlerin ilanları zaten İngilizce oluyor. Ee, ve Bu kapsamda CV'nizin de başvurunuzun da İngilizce olması daha anlamlı ol olacaktır. Ee, Türkçe başvuru size... İşveren gözünde daha dezavantajlı bir yere götürmemekle birlikte İngilizce seviyenizle ilgili bir ipucu verecektir. Dolayısıyla İngilizcenize orada belirttiğiniz puanı ek olarak kendinizi iş tanımında belirttiğiniz İngilizce seviyenizde sizin İngilizce kapasiteniz hakkında işverenine bir ipucu sunacaktır. Ve bu anlamda İngilizce başvurulara bence ilanlara İngilizce başvuru yapmaya özen gösterin. Türkçe başvurularda da İngilizce başvuru... Evet. İngilizce serinize başvurunuzda herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. E, zaten çok büyük kurumsal şirketlere başvuruyorsanız İngilizce bilgisiyle ilgili mutlaka size e, ihtiyaç duyacakları için bu artı bile görünebilir. E, Mert'in şöyle bir sorusu olmuş. Özgeçmişimde fotoğrafa yer vermemek bir dezavantaj mıdır? Evet. Çok negatif olarak düşünmüyorum bunu. Yani öncelikli bir şey değil. Çok dolu bir CV'niz varsa, 10 yıldır çalışıyorsanız, bir yöneticiyseniz belki CV'nizde fotoğraf olmaması sizin için bir dezavantaj olmayabilir ama bunun daha kariyer hayatınızın başındaysa, sizin gibi benzer durumda birçok arkadaşımızın olduğunu da düşünürseniz CV'nizi daha kaliteli ve daha kurumsal anlamda istekli göstereceğine inanıyorum. Dolayısıyla bence fotoğrafınızı koyun. Çünkü bir şekilde sizin sizinle ilgili bir ipucu sunuyor. Benim önerim koymanızdan yana olur. Peki. Arkadaşımızın, Burcu'nun şöyle bir sorusu var. Mezun olduğum birkaç yıl oldu ve birkaç yerde çalıştım. Sivimde iş tanımanın uzunluğuna karar veremiyorum. Şimdi şöyle anlıyorum. İki tane iş tanımınız varsa, iki tane iş yerinde çalıştıysan Burcu, yine... Bunun detayını en fazla her biri için 3-4 satır olmak üzere yazabilirsin. Burada önemli olan şey senin sorumluluk sınırlarını doğru bir şekilde ifade ediyor olman. Varsa bir içinde sorumluluğun olduğu, ön plana çıktığın bir proje bundan bahsedebilirsin. Burada yine aynı yere başvururken, pazarlama ile ilgili bir deneyimden bahsederken, bir yani pazarlama sektöründe bir yere başvuruyorsan, e, istekleri, e, şirketlerin benzer olduğu zaman senin bu deneyiminde olduğunu görüp e, işveren için öne çıkan CV'lerden biri olabilirsin. Dolayısıyla daha jenerik şeyler yazmak yerine içeriğine hakikaten dikkat çekebileceğinizi düşündüğünüz gerçek sorumluluklarınızı yazın. E, ben kendim bir örnek verecek olursam, i̇nsan kaynakları da kendi içinde farklı uzmanlık, uzmanlıkları olan bir iş tanımı. İnsan kaynaklarının içinde özgü ekipleri de var, performans ekipleri de var, iş alım ekipleri de var. CV'de insan kaynakları uzman olarak yazan ama iş tanımını doldurmayan bir arkadaşımızın gerçekten tam olarak insan kaynaklarına nerede çalıştığını bilmediğim için mülakata çağırmayı tercih etmeyebilirim. Dolayısıyla burada iş tanımımızın içeriğinde tam olarak sorumluluk alanlarınız nelerdir, nelerde sorumluluk alıyorsunuz? Bunu eğer üç satırla anlatabiliyorsanız Okey, yeterli olabilir ama daha da fazla şey yapıyorsanız bunun aralığı 5-6 satıra kadar da uzayabilir. Önemli olan karşı tarafın ilgisini çok kaybetmeden kurumsal bir dille yazılmış, tamamen iş odaklı bir içerik olmalı. Bunun dışında tahmin ediyorum yeterli oldu sorunun cevabı. Beren'in şöyle bir sorusu var. Yetenekler alanına neler yazmalıyım? Hangi yetenekler beni öne çıkarır? Ee, aslında yetenekler hepimizin farklı yetenekleri var. Farklı işler için de farklı yetenekler aranıyor. Dolayısıyla e, dışa dönük olmak birçok e, iş tanımı için belki aranan özelliklerden biri olabilir. Burada gerçekten kritik olan şey hangi yeteneği yazacağınızdan çok gerçekten hangi yetenekte olduğunuz, İnanmadığınız bir şey asla yazmamanızı öneriyorum. Gerçekten size uygun olabilecek, yani teknik teknik yetkinlikleri bir kenara bırakırsak, e, kişisel yetkinlik anlamında da gerçekten sizi ifade eden şeyleri mutlaka yetenek olarak belirtin Bunun içinde e, takım çalışması varsa, e, iletişimle ilgili güçlü olduğunuzu düşünüyorsanız, bir mülakata gittiğinizde bunun altını doldurabileceğiniz örnekleriniz olması lazım. Dolayısıyla bunun oldukça kritik olduğunu söylemek istiyorum. Ne kadar inanıyorsanız inandığınız şeyleri yazın. E, aksi takdirde oraya sadece yazılmış için, yazılmak için yazılmış şeyler işveren gözünde birazcık daha e, mülakat esnasında özellikle e, güvenilirliğini yitirebiliyor e, mülakatta. E, CV'de referanslarımızı yazmalı mıyız yoksa ESO olursa paylaşacak mıyız diye bir soru var. E, bu az önce de belirttiğim gibi referans konusunun ben CV üzerinde sorulduğu zaman belirtilmek üzere yazılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mümkünse mülakat süreçleriniz tamamlandıktan sonra insan kaynakları tarafından size bir dönüş olursa ki zaten bu son aşamada oluyor. O zaman referans bilgilerini vermeniz anlamlı olacaktır. Ve ondan sonraki kısımda da referans bilgilerinizi paylaşarak CV yazmaksızın ilerleyebilirsiniz. Ancak şu durumlarda CV'nize referans yazılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeni mezunsanız, herhangi bir iş deneyiminiz yoksa üniversiteden tez danışmanınız olabilir veya beraber çalıştığınız bir hocanız olabilir. Onun bilgilerini yazmanıza bir sakınca yok. E, rahatlıkla yazabilirsiniz. Sadece uzun yıllar deneyiminiz varsa son işlerindeki yerindeki ve hala çalıştığınız yerdeki yöneticinizi e, CV'nize yazmanızın birazcık kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum işveren gözünde. E, bir diğer e, soru Merve'den geliyor. Merve, ideal CV uzunluğu nedir? Genelde CV'lerin bir ya da maksimum iki sayfaya geçmemesi yönünde bir algı var. Siz buna katılıyor musunuz? E, demiş. Ee, i̇deal CV uzunluğu deneyim özelinde değişiklik gösterebiliyor. Eğer bir yeni mezunsanız CV'niz bir sayfaya geçmeyebilir. E çünkü zaten yazacağınız şeylerin sınırı e, bir sayfa üzerinde olacaktır. E, çok uzun tutmak e, bunun çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bir insan kaynakları çalışanın günde yaklaşık 500 veya 600 yakın CV taradığını düşünürseniz ne kadar okunabilir, özet bilgiyi ne kadar rahat verebilir CV içeriğiniz varsa o doğrultuda. Ee, ...daha kolaylaştırıyor olursunuz e, karşı taraftaki e, profesyonel işini... ...ve daha da sizi ön plana çıkarır. E, eğer ki çok uzun yıllardır çalışıyorsanız... ...bir yönetici e, seviyesine gelmiş biriyseniz... ...CV'nizin 2 ila 3 sayfa olması mantıklı. E, proje bazı çalışan bir çalışansanız... ...örnek vereyim bir TÜBİTAK projesinde çalıştıysanız... ...o zaman projelerinizi anlattığınız için... ...muhtemelen CV'niz 3 sayfayı bulabilir. E, burada önemli olan aynı şeyleri tekrar etmediğiniz... ...farklı şeyler söylediğiniz zaman anlamlı. Dolayısıyla Gerçek anlatacağınız bir şey varsa ve başvurduğunuz iş için bunun kritik olduğunu düşünüyorsanız CV'nizin uzunluğu deneyiminize göre de 3 sayfaya kadar çıkabilir. Ama bahsettiğim gibi bu e, deneyimi yüksek arkadaşlarımız için geçerli. E, bir İK uzmanı bir CV incelemeye ne kadar zaman ayırdığını sormuş bir arkadaşımız. E, bu değişkenlik gösterebilen bir e, konu. Eğer başvurduğumuz pozisyonun ...aradığımız yetkinlikler birazcık daha farklıysa... ...bir yeni mevzunun arayışında değilsek de... ...örnek veriyorum finans tarafında bir yönetici arıyorsak... ...o zaman CV'leri birazcık daha farklılaşarak... ...daha detaylı incelemek durumunda kalabiliyoruz. Yeni mezundaki filtreler bize... current'in filtreleri bize çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla o filtrelerle istediğimiz gruba... ...daha hızlı ulaşabiliyoruz ama... ...daha deneyimlilerde o CV tarama süreçleri... ...birazcık daha uzuyor. Dolayısıyla bir CV'ye bakma süresi... ...10 dakikadan 15 dakikaya değişebilir... E, zaten belirli alanlarda çok net özellikler arandığı için, örnek veriyorum teknik pozisyonlarda, mühendislik gibi konularda zaten e, filtrelerle bizim işimizi kolaylaşarak, hızlılaşarak yapabiliyoruz. E, Barış'ın şöyle bir sorusu olmuş. Ben engelli bir adayım. Sizce engel durumu CV'de nasıl gösterebilirim? Kariyer Kariyernette zaten engelli arkadaşlarımız için özellikle belirtilen alanlar var. Dolayısıyla sizler için iş fırsatları yasal zorunluluklardan da dolayı daha fazla olduğu için o alanda mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Böylece hem işverenlerse çok daha rahat ulaşır bu alanda belirttiğiniz oranda. hem de çok daha şanslı olursunuz. Dolayısıyla mutlaka CV'nizde engellilik oranı ile birlikte %40 ve üzeri çünkü işverenler için dikkat edeceği, dikkat ettikleri bir nokta. Engellilik oranı ile birlikte e, kısaca ne olduğunu da aktararak belirtebilirsiniz. Sizin için e, yeterli olacaktır. Belki e, iş başvurularında öne çıkmak için neler yapabiliriz konusunda birazcık daha üzerinden geçecek olursak, CV'nin doluluk oranının oldukça önem kazandığından bahsetmiştik. E, i̇ş başvuruları sizin gibi yüzlerce arkadaşımız başvuruyor. Dolayısıyla aynı okuldan mezun, aynı işleri yapmış birçok arkadaş filtrede karşısına çıkabiliyor. E, burada yapılması gereken şeyler yine ee, sizin CV'nizi diğer CV'lerden farklı bir noktaya getirmek ve mümkünse pozisyon hakkında detaylı bilgi kazanabilmek. Ee, benim önerim başvurduğunuz pozisyonla ilgili öncelikle bir araştırma yapmanız. Gerçekten ilanın sadece kariyer net üzerindeki araştırmak yerine varsa orada çalışan kişilerden ne arandığı ilgili bilgiler bilgi toplamak olabilir. Ee, ilgili ...ilgili firmanın kamp, bizim işveren sayfası dediğimiz... ...kariyer düzenlik sayfasını incelemek veya şirketlerin kendi sayfalarını inceleyerek... ...tam olarak neler yaptıklarını anlamaya çalışmak anlamlı olabilir. Böylece siz de CV'nizi şirketin beklentilerine uygun olacak şekilde... ...tekrar değerleyip toplayarak, belirli anahtarlar, anahtar kelimeleri CV'nize ekleyerek... E, ...siz kendinizi daha ön plana çıkarabilirsiniz. E, burada zaten CV'nizin dolu olması bir e, kaliteli kalite anlamında dolu olması oldukça önemli. Bazen de sadece tarih bilgilerinin girildiği çok sade CV'ler olabiliyor. Bu az önce söylediğim gibi e, CV'nin doluluk oranı ile ilgili zaten KariyerNet uyardığı için belirli bir doluluk oranının altında olan CV'nizi mutlaka zenginleştirmeye çalışın ve o e, doluluk puanını yukarı çekmeye çalışın. E, bu anlamda da zaten e, boş alanları doldurmak oldukça kritik. E, bir diğer konu da Az önce yine aktarmıştım. CV'nizi başvururken e, bazen büyük beklentilerimiz olabiliyor diyoruz. Ki, yani bu tam aradığım ilan, e, aradığım ilan, benim istediğim kariyer planı mutlaka bu ilana başvuruyorum, başvurmak istiyorum ve baktığınız zaman uygunluk puanınızın oldukça düşük olduğunu görüyorsunuz. Uygunluk hesabı yapılırken e, arka tarafta nelere dikkat ediliyor? Belki biraz kısaca ondan bahsetmek gerekebilir. Uygunluk puanı sizin okulumuz, mezun olduğunuz okul ve bölümle ilanda istenen okul ve bölüm ne kadar uyuyor? İngilizce bilgisi ne kadar örtüşüyor? Çalışmak istediğiniz il ve aynı zamanda oturduğunuz il ve aynı zamanda şirketin istediği şehir neyse bunlar üzerinden belirli algoritmalar çalışıyor. Dolayısıyla eğer siz bunlara uygun değilseniz uygunluk puanı olarak size zaten kalanet bir mesaj verecektir. Ee, bu anlamdaki uygunluğunu Uygunluk için ihtiyacınız olan şeyleri anlamaya çalışabilirsiniz. Dediğim gibi bazı teknik uygulamalar işte .NET bilmek, Java biliyor olmak gibi teknik pozisyonlarda eğer sizde yoksa belki bunları geliştirmek için ...kendinize bir plan çizebilirsiniz. Böylelikle eksik olan şey neyse, eksik olan tarafa doğru kendinizin kariyer planınızı, eğitim ihtiyacınızı anlayabilirsiniz. İşverenlerin, çalışanların yaşları konusunda görüşü nedir? İş, al iş alım için yaş sınırı var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Birçok kurumun deneyimsiz alımlar için bir yaş sınırı var. Eğer siz banka sektöründe çalışmak istiyorsanız buradaki yaş sınırı 28'dir birçok kurumda benzerdir. Eğer hiçbir bankacılık deneyiminiz yoksa 28 yaş sınırı mutlaka sizin süreçlerinizde kontrol edilecektir. Ama herhangi bir şekilde, herhangi bir bankada 6 ay, 7 7 ay çalıştıysanız veya 1 yıl çalıştıysanız bu engele takılmazsınız. Çünkü o zaman bankacılık deneyimiz olduğu düşünülür. Yine benzer şekilde uluslararası şirketlerde de 28 yaş sınırı genelde e, evrensel bir yaş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla o yaşta Herhangi bir şekilde o alanda deneyiminiz yoksa bunun altına çizmem lazım. O zaman e, deneyimsiz kategorisindeki pozisyonlar için değerlendirilemeyebilirsiniz. E, teknik ilanlara başvurularda ön yazı yazma konusunda nelere dikkat edelim diye sormuş bir arkadaşımız. E, teknik ilanlarla ilgili ön yazının teknik ilandan veya e, diğer ilanlardan bağımsız olarak önemli olduğunu düşünüyorum ve aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini inanıyorum. Teknik ilanlarda eğer beklenti, şirketin beklentisini anlayabiliyorsanız ve ilandan okuyabiliyorsanız birazcık siz de kariyer planınızı ve ön yazıdaki beklentilerinizi buna uygun yazmanız gerekir. Ya yani bu aslında bir çeşit karşılıklı işverenle sizin bir iletişim şekliniz. İlanla size ulaşmaya çalışan işverene siz de CV'nizle ulaşmaya çalışıyorsunuz ve bunların bir şekilde bir orta noktada buluşması gerekiyor. Buradaki ortak dille okumakta adaylara düşüyor. Dolayısıyla işverenin ne istediğini iyi anlamanız gerektiğini düşünüyorum. İlanlara hızlı bir şekilde başvurmak yerine gerçekten ilanın ne söylediğini, ne aradığını, ne istediğini doğru bir şekilde anlamaya çalışın. Ee, ve siz de kendiniz buna ne kadar uyuyorsanız mutlaka bunu CV'nizde hissettirin. Ön yazınızda bunun için e, doğru bir yer. Teknik ilanlarda da benzer olacaktır. İlanda hissettiğiniz ve gördüğünüz şey neyse o ilanla e, istenen özellikler neyse ona uygun bir ön yazı yazmaya çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. E Elif'in şöyle bir sorusu olmuş. E KariyerNet'te yazılan uygunluk puanı ne kadar etkili firmalarda görebiliyor mu? E Firmalar sizin etkinlik e, uygunluk puanınızı görüyor. E, dolayısıyla e, onlar da buna göre bir filtreleme yapıyorlar. Hepsini görüyorlar ama e, uygunluk puanına göre bir filtre koymak isterse yüksek puanlı olan arkadaşlarımızı, yüksek uygunluk puanlı olan arkadaşlarımızı öncelikli görmek durumunda kalabilir. Dolayısıyla dediğim gibi hepsine de bakabilir ee, ama öncelikli olarak 90 üstüne veya 70 üstüne bakmayı da tercih edebilir. Burada gelen ilanın çokluğu önemli. Ee, 2000'e yakın başvuru aldığı bir ilanda uygunluk puanı işveren için daha önemli olabilir filtrelemede. Ama bazı ilanlar e, tahmin ettiğimiz kadar başvuru almayabiliyor. Dolayısıyla o zaman işveren uygunluk puanında aşağıda olan arkadaşlarımızı da inceleyerek değerlendirmelerde bulunabiliyor. Ee, şunu da söylemek gerekirse bazen e, şirketler ilanına gelen başka bir CV'yi de görüp e, kendi içlerinde çıkmadıkları bir ilan içinde bu, bu arkadaşı değerlendirebiliriz diye yorumlar yapabiliyorlar. E, bu bu birazcık şans, bu böyle bir şey tabii başınıza gelebilir de gelmeyebilir de ama bazen e, eğer gerçekten iyi bir CV'niz varsa ve pozisyona uygun olmasanız bile şirket sizi farklı bir pozisyon için değerlendirmek üzere de arayabilir. Bir diğer soru Mehmet'ten gelmiş. E, hobiler sivide ne kadar önemli diye sormuş. E, özellikle e, kariyer hayatının başındaki arkadaşlarımız, deneyimleri daha az olan arkadaşlarımız, üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımız için hobiler bence daha önem kazanıyor. Çünkü gittiğiniz zaman görüşmede kendinizle ilgili ipucu veren ee, çok fazla şey anlatamıyorsunuz yani iş deneyimlerinden çok bahsedemiyorsunuz. Orada konuştuğumuz, konuştuğumuz şeyler arkadaşlarımızla onları anlamak için bir staj programlarında neler yaptıkları veya üniversite hayatları boyunca çalıştıkları işlerde neler yaptıkları, projelerdeki deneyimleri, ee, bir kısmı da aslında hobileri ve ilgi alanları. Dolayısıyla sizin o pozisyon için uygununuza bakarken eğer daha e, dışa dönük ve daha e, saha işleriyle ilgileniyorsanız masa başlı işlerden daha çok orada sizin hobilerinizle ne kadar örtüşüyor e, kariyeriniz ve e, özel hayatınız onu anlamaya çalışabiliriz e, bir diğer konu seyahat sevmi, seyahat etmeyi seven biriyseniz e, yine orada bunu belirtmeniz durumunda seyahat gibi e, yoğun tempolu işler içinde aslında bu arkadaşımız uygun olduğunu düşünüp e, bir artı olarak da değerlendirebiliriz bu hobiyi. İş başvurularımızı yaparken sizce şirket mi daha önemli yoksa pozisyon mu? Ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Bu birazcık bireysel beklentiyle ile alakalı. Yeni mezun arkadaşlar bazen sadece büyük bir marka çatısı altında deneyim kazanma hedefliyorlar. Bizim üniversitelerde yaptığımız bazı toplantılarda öğrenci arkadaşlarımızdan böyle geri bildirimler ve böyle beklentiler duyabiliyorum. Ee, ...bazı arkadaşlarımız gerçekten bir iş olarak ne yapmak istediğini... ...2. sınıftan itibaren karar vermiş olabiliyor. Ee, bu çok kişiye e, dönük bir şey ve tamamen sizinle ilgili bir şey. Kendi önceliğinizi ve kendi isteğinizi netleştirmeniz lazım. Ben kendim olarak düşündüğümde ben pozisyonu daha kritik olduğunu düşünüyorum... Ee, Doğru bir yerde, yani istediğiniz işi doğru bir yerde öğrenirseniz e, her zaman için kapıların açık olacağını düşünüyorum. Tabii ki iyi firmalarda, iyi şirketlerde çalışmak her zaman sizi ön plana çıkarır. E, ve sizin CV'niz için de oldukça iyi olur. Ve mutlaka da bunun her türlü kurumsal faydasını da görürsünüz. Ama istediğiniz işe giderken sadece bir kurumda istemediğiniz bir işi yapmak yerine gerçekten istediğiniz bir işi daha az bilinir bir şirkette yapmayı ben kendi adıma daha, e, daha e, olumlu buluyorum başvurularımıza geri dönüş alamazsak firma ile iletişime geçebilir miyiz diye sormuş Tuna firma ile iletişime geçmeli miyiz ya da şöyle eğer başvurularınıza ilk aşamaya geldiyseniz işverenle iletişime geçmek yani birinci mülakattan sonra ...iletişime geçmenizin daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü öbür türlü işverenden duyabileceğiniz çok da bir şey yok. Büyük ihtimalle CV'niz incelenmiş ve o aşamada uygun bulunmamıştır. Yani bu cevabın dışında çok net bir cevap gelmeyecektir. Ama eğer birinci aşamaya geçtiyseniz ve daha sonra bir geri dönüş alamadıysanız... ...o zaman bunu sormak, sizinle mülakata geçen, iletişime geçen kişiyle... ...tekrar mail atarak e, sürecinizi sormak anlamlı olur. E, burada birazcık e, dediğim gibi ilk önce mülakat sürecini beklemek daha iyi ol olacağını düşünüyorum. Ha, bunun dışında eğer bir tanıdığınız olduğu için mi iletişime geçmek iyi tercih ederseniz bunun ekstra bir zararı olacağını düşünmüyorum ama farklı da bir ekstra da bir faydası olmayabilir. Ee, Ebru'nun şöyle bir sorusu var. Gerçekten istediğim bir pozisyon ilanına başvurdum. Başvuru yaptıktan sonra ek olarak firmaya mail attım. İlgili kişiyi sosyal medyadan eklemem, firmaya telefonla ulaşmam beni öne çıkarır mı? E, ee, Artık bu sosyal medya eklemeleri bizim çok alışık olduğumuz ve hayatımızda gördüğümüz uygulamalardan biri haline geldi. Ben yine burada bir insan kaynakları çalışanı sizi birinci mülakattan sonra isim ve fotoğraf olarak hatırlayabilir ama sadece sivini saradıktan sonra sizi sosyal medyadan tanıması bunu beklemek biraz zor olur. Dolayısıyla sizi ekleyemeyebilir, tanımayabilir. Ama ben bir olumsuzluk olarak görmüyorum bir not olarak eklerseniz şu pozisyonumuza çok ilgileniyorum, ve çok uygun olduğumu düşünüyorum. Umut ediyorum bir görüşme fırsatımız olur gibi belirtebilirsiniz. Bir zararı olmaz ama bunu aynı şekilde ön yazıda da bel ön yazıda da belirtilebilir. Pozisyona ne kadar ilgili olduğunuz ve hani bir mülakat esnasında kendinizi daha iyi ifade edebileceğinizi ve bir şekilde mülakat için çağrılmak için hevesli olduğunuzu belirtmenizde de ön yazıda yine yapılabilecek bir şey. Ee, bir başka soru da İlker'den gelmiş. Makine mühendisinden mezun oldum. İkinci üniversite olarak işletme okumayı düşünüyorum. İkinci üniversite pozitif karşılanıyor mu? Ee, ben kendi adıma farklı birimler olduğu için biri mühendislik formasyonu, biri de aslında e, iktisat, idari bilimler e, bilimi. Dolayısıyla burada böyle çok yönlü bir arkadaş görürdüm e, bu CV ile karşılaşmış olsam. Farklı bir şeyler yapmak isteyen, kendini geliştiren birini görüyorum. E, ben burada e, olumlu olarak değerlendirirdim, olumlu olarak karşılardım. Dediğim gibi burada önemli olan çok fazla dağıtmamak. Yani CV'nizin odağını çok fazla dağıttığınız anda işveren gözünde biraz odağa karışmış, kariyer odağı birazcık acaba belirsiz mi diye soru işaretleri uyanabiliyor. Ama bu özelde ben istekli ve kendi geliştirmeye odaklı bir arkadaş görüyorum. Sadece bunu yaparken CV'nin diğer tarafındaki tutarlıklara da bakmanızı öneririm. Ee, Ece'nin şöyle bir sorusu olmuş. Özgeçmişlerde iş deneyimlerinin detaylarına bakılıyor mu? Sadece pozisyon adına mı bakılıyor? Ee, burada eğer doğru anladıysam sadece sizin kendinizin kariyerinizde girdiğiniz pozisyon adı kritik? Yani filtrede buna mı bakıyoruz yoksa iş tanımında okuyor mu diye belirttiğini öyle, öyle anladım soruyor. Ee, i̇ş tanımı zaten mutlaka herkesin eğer CV'ye bakıyorsa okuduğu bir yer. Dolayısıyla sadece pozisyon adına bakmazlar. E, sadece keyword anlamı yani anahtar kelime yazarsanız ve anahtar kelime işin tanımında da varsa zaten Peter'le sizi ön plana çıkaracağı için o da bir ekstra avantaj olacaktır. Ondan ben iş tanımının yine e, önemli olduğunu bir daha hatırlatmak istiyorum. Peki. Ee, Aysel'in bir sorusu var. Bu az önce de konuştuğumuz bir konuydu. Tekrar üzerinden geçelim. CV'de referans bilgilerinin olması, CV'mizi daha güçlü olmasını sağlamıyor mu? CV'den referansımızı çıkartıp yapılan görüşmeler sonrasında firma ile paylaşmalıyız. Az önce belirttiğim gibi eski iş yerlerinize ait CV'lerinizde referans olarak belirtmenizde herhangi bir sakınca yok. Yazılabilir ama mülakat sonrasında da verilmek üzere de belirtmenizde de herhangi bir sakınca bulunmuyor. Sadece benim buradaki önerim son çalıştığınız yerdeki yöneticinizi veya çalışma arkadaşınızı referans olarak göstermeyin. Üniversite öğrencisiyseniz veya yüksek lisans öğrencisiyseniz yine üniversite tarafındaki hocanızı, proje sorumluluğunuzu referans olarak belirtebilirsiniz. Bu size tabii ki daha güçlüklar ve karşı tarafa daha güvenilir bir mesaj verir. Hiçbir sakıncası yok. E, mutlaka ekleyin derim. Son işlerinizdeyse. Karier Kariyer.net'ten başvurularımı yaptıktan sonra görüşmeye giderken yanımda bir Word formatında CV götürmeli miyim diye sormuş arkadaşımız. E, Herhangi bir sakıncası olmaz, götürebilirsiniz. Kariyer net sivinizi basarak da götürebilirsiniz bu arada. E, herhangi bir problem olmuyor. E, ve güzel de aynı zamanda hazırlıklı görünüyorsunuz karşı tarafa. E, her ne kadar hazırlıklı görünmek, istekli görünmek bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla sizden bazen isteyebiliyorlar da e, insan kaynakları çalışanlara farklı CV'nizi veya varsa İngilizce CV'nizi pozisyonda İngilizce aranıyorsa. Dolayısıyla sizin elinizi güçlendiren bir şey olur. Bir yandan sizin de akışı kendinizden bahsederken takip etmek anlamında da önünüzde bir şey olması kendinizi daha rahat hissettiriyorsa yine elden götüreceğiniz bir CV, yanınıza tutacağınız bir CV her zaman sizi destekleyecektir. Ee, şöyle bir soru gelmiş: Firmalar ilanlara gelen başvuruları nasıl değerlendiriyorlar? Görüşmeye çağıracakları CV seçerken nelere dikkat ediyorlar? Burada az önce aktardığım şekilde aslında burada bir işveren de girdiği ilandaki özelliklere göre bir filtreleme yapıyor. Bunun için de İngilizce bilgisi olabiliyor, deneyim yılı, üniversite veya varsa bir mühendislik formasyonu ihtiyacı varsa onları belirterek o filtreyi kısıtlayarak CV'leri ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sizin de bu filtrelerde bulunuyorsanız yukarıya doğru çıkıyorsunuz ve burada aşama aşama tabii kaynağı da doğru kullanmak adına eğer 2000 başvuru geliyorsa en uygun olanların düşündüğümüz uygunluk puanı en yüksek olan arkadaşlarla görüşmeye başlıyoruz ve onların içinde olumlu olmaması durumunda ikinci listelere bir daha değerlendirmelere bakıyoruz. Bazen o başvuru yeterli olmuyor, ilan tekrarlanıyor. Onu görüyorsunuz ya bazen hatta sorular da geliyor. İlanı çok uzun bir süredir açık diye burada gelen CV'leri biriktirmekten ziyade yapılan planlamalarda eğer uygun biri bulunamazsa tekrar CV toplamak adına ilan tekrar güncelliyor işverenler. Dolayısıyla hani oradaki e Dediğim gibi doğru adayı bulmakla ilgili ne kadar yaklaşabilirsek o kadar e, daha çok e, daha asvvi görmüş oluyoruz. E, Türkçe ilanları İngilizce CV ile ya da İngilizce ilanları Türkçe CV ile başvurursak sorun olur mu? Herhangi bir sorun olmaz tabii ki e, başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi. E, İngilizce ilanının İngilizce başvuruyla baş, İngilizce CV ile başvurması durumunda işveren bir taraftan sizi bir İngilizce sınavına sokmaksızın İngilizce yeterliliğinizi görme şansı yakalıyor. Dolayısıyla ben kendi adıma İngilizce CV'leri benim için bir eleme aracı olmasa da ön ön değerlendirmeye sokabileceğim şeylerden biri olurdu. Türkçe ilana da İngilizceyle başvurmanın herhangi bir sakıncası olmayabilir. Bazen İngilizce İngilizceyi çok aktif konuşamayan bir insan kaynakları çalışan da olabilir bu arada. Dolayısıyla eğer daha e, bu anlamda eğer Türkçe ilansa, Türkçe ilanda başvurmaya, Türkçe ile başvurmanız bence daha da anlamlı olur. Sizi daha rahat anlayabilirler. E, i̇ş tanımında sadece anahtar kelimeler mi yazılmalı yoksa de detaylandıralım mı diye sormuş Necati. Eee sadece anahtar kelimeler yazmak bir e, bir seçim ama bence bir şekilde daha kısa cümlelerle kendinizi belirtmeniz daha akıcı olacaktır ve daha rahat anlaşılacaktır. E, bazen jenerik olabiliyor bazı şeyler çünkü ve hani herkes aynı şeyleri yazabiliyor. Sizin katkınızı, projedeki sorumluluğunuzu anlamak için daha sizin ağzınızdan belirtilmiş. Yine dediğim gibi kurumsal bir dille belirtilmiş. Görev tanımı bence daha anlamlı. Burada çok uzatmaza, uzatmadan e, dediğim gibi 3-4 satır geçmeyecek şekilde iş tanımınızı yazabilirsiniz. Eğer deneyiminiz dediğim gibi belirli bir şeyin üzerindeyse o görev tanımının 3-5 satırdan daha uzun olmasında da herhangi bir sakınca yok. Ben daha çok hani bunun deneyimle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. E, stajyerseniz birazcık daha kısa e, uzman seviyesindesiniz daha uzun olacak şekilde ilerleyebilir. Tamamen sizin oradaki sorumluluğunuzu doğru yansıtması buradaki önemli kriterimiz. Aynı şeyleri tekrar etmesin, gerçek hedefini versin ve aynı şekilde iş tanımı başvurduğunuz iş tanımıyla paralellikler göstersin. Peki soruların galiba sonuna geldik. Ee, bu hafta bildiğiniz gibi az önce de detaylı hep beraber soruları cevapladık. Etkili CV nasıl hazırlanır, İşverenler gözünden nasıl ön plana çıkarız konular üzerinden geçtik. Bu e, bizim ikinci yanımızda hafta üçüncü yanımızda yine sizlerle olacağız. Farklı bir konuyla birlikte. Yine size sorular gelen sorularla birlikte çok canlı bir görüşme ve e, canlı yayın olacağına eminim. E, haftaya cuma tekrar burada buluşuyoruz. Katıldığınız için teşekkürler.